Tamam, hikaye bir başka hikaye doğru işte. Şu adamları öldürmemiş. Ya adam düşman sanıyor ya. Sünnet uzanabilirsin. Beraber kim olmamış ya? Yani onu mesleğe gördüğün anda sünnet olmamış. Yok, sünnet dışında ben bir yerler var. Öyle sakın mı? Ya. Burada yaşlı. Var da kiliklere gitmiş. Şu adamlar nasıl bunu yapmışlar? Bu otağın ne sebeple hafif? Ne yaptın bunu? Müsaade istese desek karşıya geçiyoruz da geç. Oradan geçiyoruz. O da hem iki tarafında şey var. Onun da orası. Oradan sekreter bir arazada santral koltuğu hesaplar duruyor. Baba burada şeyde biz mıntıkasıydı ya. Niye buraya yapmamış gitmiş o abi? Su geliyor ya, biraz daha geliyor. Abi, bu aşağı kadar geliyor. Evet. Aşağıki duvar. Yok yok, bu, abi, bu buradaki duvar. Abi yolun altındaki duvar bak. He, bu yolun altına geliyor abi. Tamam, o da bu araya yapaydı. O güzel arazi altta. Şuna baksana, cumi deri bunu ama onca askeri ismiyeti Berzimir Asenci. Hangi Ali Bey'in nerede geldiğini söyleyeyim. Harun Reşit zamanında Süverili Ali Bey Mekke'nin Süveydi köyünden Harun Reşit tarafından sürgün edilerek Konya Ovası'na gelmiş. Ve Konya'dan buraya gelmişler. Bir kardeş Palo'da kalmış, bir Hert'te kalmış. Ali Bey buraya gelmiş. Burada kaleyi kurmuş, hükümetini kurmuş. Artık o zamanın hükümeti olarak burayı yönetmiş. Ta Cumhuriyet tarihinden önce, ondan sonra yeni başa hükümet gelmiş, mütesarrıflık olmuş şeyde, yeni başakta yıllarca orada kalmış, orada da hükümet gitmiş ve daha sonra nahiye olarak kalmış. Şu anda Kaleköy gerçekten değerli ve tarihi bir yerdir. Şu an çok değerli olan, tarihi değeri olan bir cami. Haliyle şu anda su altında kalmıştır.
Şu anda da baraj yapılmış. Tabii köy diye bir şey kalmadı. Köylü nakil olmuş. Hepsi bu kadar yani. Mükemmel bir yer, bir tarih kaybolduğu zaman tabii insan en azından insan zoruna gidiyor, insan duygulanıyor ve yıllarca bu hatıra hafızalarımızdan gitmez. Barajlar çeşitli şekilde yorumlanıyor. Bazıları yorumluyor efendim işte doğa tahrip ediliyor, işte doğa yok oluyor, işte böyle oluyor, şöyle oluyor. Hayır. Şimdi bence benim kişisel görüşüm bu barajların memlekete, millete, devlete, hükümete faydası vardır. Eğer bu barajlar olmasa biz artık dışa bağımlı kalıyoruz. Zaten her şeyimiz şimdiye kadar dışarıda, hep dışarıda her şeyi alıyorduk. Ama şu barajlarımız yapıldığı zaman artık bizim dışa bağlılığımız kalmıyor. Biz kendi elektriğimizi kendimiz üretiyoruz. Evet, biz de bir inandık sakinlerinden barajın altında, etki altında kalan topraklarımız, bahçelerimiz, genellikle ceviz ağaçlarımız bu barajın altında kaldı. Biz de mağdurlardan biriyiz. Tabii biz bu mağduriyetten istinaden yetkililere sesleniyoruz. Kale köyüne en azından hiç olmasın biraz üstten yer oydular. Aslanbeyli köyüne de üstten bir yer gösterdiler. Biraz da yol yaptılar. Ama inan da bugüne kadar en ufak bir suyun altında kalan vatandaşlar için bir çare düşünülmedi. Biz onun için yetkililerden bunun bir an evvel bu inandıkta en az 9-10 evin suyun altında kalması nedeniyle bunlara da mağduriyetlerini yetkililere ileterek bunlar için de bir yerin söz konusu olacağı, en azından ya Solhan merkezinde ya da başka bir yerde bunlara bir yerin gösterilmesi. En azından bu vatandaşlar da 3 tane fidanı var, 2 tane ineği var. En azından tarım vasıflı vatandaşlardır. Bunlar da tarımdan en azından tarımları yok oldu. Bunlar da aynı yine evet baraj kenarlarında herhangi bir yerde tekrar bunlara da bir hazineye ait bir yerden inandık köylülere 10 kişi mağdur olan 10 eve 10-12 eve de bir yer verilmesi biz de talep etmekteyiz. Bu mağduriyetimiz genellikle yetkililere yani Sayın Valimize, Sayın Solan Kaymakamımıza ve gerekli baraj yetkililerine biz bunu iletmek istiyoruz. Mağduriyetimiz bugüne kadar göz önünde tutulmadı. Bir an evvel bu mağduriyetimizin giderilmesi için yani biz önemle rica ediyoruz. Yani çevre illerde yapılan kamulaştırmalarda dönümü 80 milyona kadar verildiği Hasankeyf Batman'da 80 milyona kadar verildiği görülmektedir. Emsal teşkil etmektedir. Ayrıca bizim arazilerimize susuz ağaçsız arazimize 8 ile 10 arası fiyat biçilmiş kamulaştırmada. Ya acele bir kamulaştırma nedeniyle mağduriyetimiz söz konusu olmuştur. Tabii bu yapılan kamulaştırma genellikle vatandaşı mağdur etmiştir. Hakkını vermemiştir. Çünkü benim tarlam en azından 1 trilyon verseydiler ben tarlamı vermezdim. 10 dönümlük bir yerdi. Etrafı ağaçlı, yeşil alanı, suyu, kanalı olan, bol suyu olan, arası olan bir yerdi. Tabii 1 trilyona vermezdim ama benim tarlama verdikleri para 200 küsur milyon. 200 milyon. Evet. Onun için tabii bizim mağduriyetimiz kamulaştırmada da had safhaya ulaşmıştır. Bundan dolayı ikinci bir mahkeme hakkımızın doğması halen söz konusu değildir. Çünkü kendileri baraj tarafından itirazlar yazılmadı. Biz de bu itirazlara istinaden davalarımızı açamadık ve hatta Diyarbakır Hasankeyf'te 3 defa mahkeme açıp bu kamulaştırma ile ilgili haklarını alanlar var. Ama biz halen bir defa mahkeme bile açamadık. Bu da tabii baraj yetkilileri gerçekten bilsinler ki dünyanın, Türkiye'nin en ucuz barajı burada inşa edilmiştir. Çünkü arazi yapısı yoktur. Burada herhangi bir değirmen, herhangi bir fabrika olmaması nedeniyle en ucuz maliyet söz konusu olmuştur. Ve bu ucuz maliyete istinaden yine bizi, vatandaşımızı bu kadar mağdur etmiştir. Ve ikinci defa, üçüncü defa bir kamulaştırma hakkımız halen doğmamıştır. Biz gerekli yetkililerden bu tabii gerekirse biz Ankara'ya kadar Cumhurbaşkanı'na kadar bu konuyu ileteceğiz inşallah. Eğer bu şeyler, haklar söz konusu olmasa. Buraya kadar geldiğiniz için teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Sizin de malumunuzdur ki
Türkiye'de özel sektörün yaptığı barajlar arasında en büyük baraj Kale Köyü'nde inşa edildi. Mart ayı itibariyle kapaklar kapandı, su tutulmaya başlandı. Şu an zaten yaptığınız çekimlerde görüyorsunuz, büyük bir gölet oluşmuş. Yakın tarihte üretime geçilmiş olunacak. Üretim itibariyle de Türkiye'nin HES barajları arasında 7. büyük HES barajı olacaktır. Yıllık 1 milyar 504 milyon kilovat saat elektrik üretimi bu barajda olacaktır. Tabii bu yönüyle ülkemiz ekonomisine, milli bütçeye ciddi manada katkısı olan bir HES barajı olacaktır. Tabiat, coğrafya ve Kaleköylü olmam hasebiyle de bizim içimizde de bir burukluk söz konusu. Çünkü tarihimizi yok etti, coğrafyamızı yok etti, köyümüzü yok etti. Burada yaşadığımız ilk gençlik yıllarımızdaki hatıralarımızı yok etti. Köylülerimizi parçaladı. Yani şehirlere bu vesileyle köylülerimiz göç etti. Şehirlerde de köyümüze ait bir mahalle oluşturamadık. Haliyle herkes değişik yerlere yerleşti. Solhan'a, Bingöl'e, hatta iç Anadolu'ya, Çukurova bölgesine, İstanbul'a kadar göç eden köylülerimiz oldu. Bu yönüyle de bunun burukluğunu hissediyoruz. Neticede burada toplanan milyonlarca metreküp suyun altında birçok hatıra kaldı. Bu hatıraların belki en önemlisi tarihi Kaleköy Camisi'ydi. O camimiz olduğu gibi suyun altında kaldı. Tarihi mezarlıklarımız, ondan sonra türbelerimiz vardı. Onlar suyun altında kaldı. Gerçi duyarlılık gösteren köylülerimizin bir kısmı mezarlıklarını naklettiler. Ondan sonra evlerini yıkıp bir miktar kalan eşyalarını nakleden insanlar oldu. Evlerinden kalan işte kalıntıları nakleden köylülerimiz oldu. Ama büyük çoğunlukla da işte her şeyimiz bu milyarlarca metreküp suyun altında gömülü vaziyette kaldı. Hatta tarihi kalemiz vardı ki büyüklerimiz, atalarımız yani burada bu bölgenin, Doğu Anadolu'nun belki zamanında en büyük vilayetlerinden, beyliklerinden bir tanesinin ana merkezi bizim tarihi Kaleköy'ündeki kale ve beylik olduğunu bizlere hep rivayetle anlata geldiler. Bu tarihimize de biz sahip çıkamadık. Arkeologlar gelip işte tarihi kazıları yaparak varsa gömü halde bulunan işte tarihi seramikler olsun, tarihi kalıntılar olsun, tarihi yazıtlar olsun ya da tarihi değerdeki eşyalar olsun, mücevherat olsun onları bir türlü biz gün yüzüne çıkarıp başka yere de nakletme imkanı bulamadık. Yani baraj yetkilileri özellikle üretim ağırlıklı çalıştıkları için köylülerimizin de mağduriyetlerini ciddi manada gideremediler. Gerek istimlak olsun, gerek yeni konut yapımı olsun, gerek sosyal tesisler olsun. Bu alanda gerçekten ciddi manada Kaleköy'ünde bir mağduriyet oluştu. Gelirken belki sizler de gördünüz. Sadece barajın ana firmasından birisi annesinin adına bir hayrat olarak bir cami yaptı. O caminin etrafında da bir yerleşim oluşturamadık. Bu noktada da istenen düzeyde sesimizi yetkililere duyuramadık. Bu vesileyle de inşallah bir an önce yetkililer duyarlılık gösterir. Bu yaz sezonunda en azından köyümüzün bu mağduriyetini giderecek şekilde yeniden o caminin etrafında bir köy teşkil etmelerini talep etmekteyiz. Bununla birlikte başka bir hususa da vurgu yapmak istiyorum. Gerçekten kişisel olarak ben şahsi olarak barajların bu şekilde yapılmasına karşıyım falan. Çünkü bir coğrafya yok oluyor, vadiler yok oluyor, yeşil alanlar yok oluyor, tabii güzellik alanları yok oluyor. Ama diğer üretim noktasında da sevinçliyiz. Neticede özellikle merkezi bütçemize ciddi manada katkı sunan Türkiye'nin 7. büyük barajı burada inşa edildi. Özel sektörün de yaptığı barajlar arasında bir numaralı olan barajı burada inşa edildi. Bu yönüyle de mutluyuz. Neticede burada üretilen enerji gene yetkililerin ifadesiyle 2 milyon insanın aydınlatmasını sağlayacak düzeyde büyüklükte bir enerjidir. Yani inşallah biz bu yönüyle de diyoruz köyümüzde üretilen enerjiden hayır namına sarfiyatta olduğu müddetçe bizim için de bir sadaka-i cariye hükmündedir. Köylülerimiz için bu coğrafyada yaşayan evlerini, arazilerini, bağlarını, bahçelerini bu milyarlarca metre küp suya gömen insanlar inşallah bu yönüyle de sevap sahibi olacaklardır.
Ben de teşekkür ediyorum. Duyarlılık gösterip ta buraya kadar geldiniz. En azından köyümüzün sesinin yetkililer tarafından duyulmasına vesile oldunuz. Teşekkür ediyorum. Hoca bu martı mıdır nedir? Ya şimdi onlara benzemiyor. Bu tam göremiyorum. Seçemiyorum. Ben hiç görmüyorum. Bunlar martı.